1461 Trabzon seferini fırsat bilen Eflak Voyvodası Vlad, Osmanlı topraklarına saldırı gerçekleştirdi. 1459 yılından beri 3 yıllık vergisini de göndermemişti. Fatih bu işi savaş olmadan halletmek için Vlad'ı gafil avlamak istedi. Trabzon'dan dönünce kendisini İstanbul'a çağırdı. Buraya gelince de onu hapsedip yerine kardeşi Radu'yu Voyvoda yapacaktı. Ayrıca Fatih Vlad'ı takip etmesi için Hamza Bey'i de görevlendirdi. Ancak Vlad bu haberi alınca Hamza Bey'i ve yanındaki askerleri yakalattı ve hepsine işkence ederek kazıklara oturttu. Fatih'in üzerine geleceğini bildiği için de Osmanlı ordusunun geçeceği yerleri tahrip edip yakaladığı herkesi de yol boyunca kazıklara oturttu. Bu katliam haberlerini alan Fatih, 1462 yılını Eflak Seferi için ayırdı. Kazıklı Voyvoda'nın Fatih'in karşısına çıkacak askeri olmadığı için farklı savaş taktiklerine girişti. Seferdeki Osmanlı ordusunun içine veba hastalığı ve diğer salgın hastalıkları yaymak için uğraştı. Ve askerler dinlenirken ani vurkaç taktikleriyle Osmanlı ordusuna saldırdı. Eflak direniş göstermişti. Ancak Fatih'in ordusu buraya girmeyi başardı. Vlad yakalanarak hapsedildi ve Budin'e gönderildi. Eflak'ın başına kardeşi Radu geçirildi. Ancak Fatih Tirgoviste'ye giderken kazıklara oturtulmuş birçoğu Türk olan ölü bedenlerin arasından geçti. Böyle bir vahşet dünyada çok nadir görülmüş bir olaydı. Fatih gözlerine inanamadı. 3. Vlad Dracula 12 yıl Macaristan'da esir kaldı. Ancak 1476 yılında Macar soylusu Stefan, Bodan Prensi Stefan ve Sırbistan Kralı Vuk Brankoviç ile ittifak yaparak Eflak'a saldırdı. Kasım 1476'da Tirgoviç'te ve Bükreş'e girdi. Ancak Osmanlı askerleri Vlad'ın elindeki askerleri imha etmeyi başardı ve Vlad'ı da yakalayarak başını kestiler ve İstanbul'a gönderdiler. Tarihin gördüğü en gaddar Voyvoda'nın sonu da böyle oldu. Sultan Mehmet Eflak seferinden dönünce bu sefer mevsimi bitmeden Midilli adasına sefer ilan etti. Ağustos ayı sonunda Anadolu'ya geçti. Çanakkale yakınlarındayken Truva antik kentinin kalıntılarını da ziyaret etti. Yanındaki Yeniçeri kuvvetleriyle Edremit sahiline geldi. Kısa bir süre sonra da Veli Mahmut Paşa Osmanlı donanması ile Midilli adasını kuşattı. Adayı Cenevizli Gattolizio ailesi yönetiyordu. Midilli Kalesi kısa sürede fethedildi. Eylül ortaları gibi de diğer kaleler de teslim oldu. Buraya Müslümanlar yerleşti. Kanuni Sultan Süleyman döneminde bir efsane haline gelecek olan Büyük Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın babası Yakup Ağa da Midilli adasına yerleşenler arasındaydı. Mora ve Sırbistan'ın fethi ve Eflak'ın da himaye altına alınmasından sonra Bosna Kralı Stefan sıranın kendisine geldiğini anlamıştı. Bu yüzden ülkesini kaybetmemek adına Osmanlı düşmanları Macarlar, Venedikliler, Papa ve İskender Bey'den yardım istedi. Fatih sefere çıkmadan önce Kral Stefan'ın yıllık vergisini göndermesi için bir çavuş yolladı. Fakat Stefan vergiyi göndermeyerek çavuşu da esir etti. Ancak kısa bir süre sonra hata yaptığını anlayarak çavuşu geri gönderdi. Osmanlı donanması gittikçe güçlenir bir hale gelmişti. Ancak yine de Venedik donanması ile boy ölçüşecek konumda değildi. Venedik ile karada ve denizde 16 yıl sürecek mücadele başlamıştı. Bu sebepten Venedik'e karşı yeni bir cephe açmak için Bosna'nın fethi şarttı. Bosna'ya sefer düzenlemek için tüm imkanlar oluşmuştu. Kral Stefan'ın düşmanca tutumu, vergi ve Anadolu seferinde asker göndermemesi, düşmanlarıyla ittifak yapması Bosna'nın alınmasından başka çare bırakmamıştı.
Sultan II. Mehmet 1463 yılının baharında ordusunun Üsküp'te toplanmasını emretti. Akıncılar ile önden giden Mihailoğlu Ali Bey, Kral Stefan'ın uç Osmanlı kalelerine saldırdığını ve Ağaçhisar'da yaktığını rapor etti. Fatih Sultan Mehmet, Bosna topraklarına girerek Bobovac Kalesi'ni kuşattı. Burası çok büyük bir direnç göstermeden teslim alınınca civar kalelerde kendiliğinden teslim oldu. Ancak Bosna'nın arazi şartları dağlık ve yüksek olmasından dolayı Osmanlı ordusu hızlı bir ilerleyiş gösteremiyordu. Fatih Travnik'e girdiği sırada Kral Stefan'ın Yayçe'de saklandığının haberini aldı. Fatih 20 bin kişiyi Mahmut Paşa'nın emrine vererek buranın kuşatılmasını istedi. Mahmut Paşa gece olmasına rağmen meşaleler ile buraya ilerlerken Turhanoğlu Ömer Bey'i de önden akıncılar ile gönderdi. Turhanoğlu Mahmut Paşa gelmeden kale muhasarasına başladı. Kralı elinden kaçırmak istemiyordu. Stefan Mahmut Paşa'nın buraya ilerlediğinden habersiz Turhanoğlu'nun üzerine saldırdı. Turhanoğlu güç duruma düştüyse de Mahmut Paşa buraya yetişmeyi başardı. Mahmut Paşa'nın emrindeki askerler nehir kenarında sıkışmış olan Turhanoğlu'nu görünce nehrin içine atladılar ve yüzerek karşıya geçince savaşa dahil oldular. Mahmut Paşa'nın geldiğini gören Stefan kaçarak kaleye sığındı. Kral Stefan buradan kaçamayacağını anladığı için Mahmut Paşa'ya bir haberci gönderdi. Padişahın kendisini affetmesi durumunda teslim olacağını bildirdi. Mahmut Paşa kralın habercisine şöyle dedi. Kral gelsin, padişahın elini öpsün, haraca itaat etsin ve bazı kaleleri padişaha versin, yine devletle gitsin. Mahmut Paşa kalenin anahtarını ve Kral Stefan'ı alıp Fatih'in huzuruna çıktı. Mahmut Paşa padişahtan övgü beklerken tam aksine neredeyse gazabına uğrayacaktı. Fatih Bosna'nın tam olarak hakimiyet altına alınmasını istediğinden Kral Stefan'ın yok edilmesinin şart olduğunu söylemişti. Ancak Mahmut Paşa Kral Stefan'a taahhüt vermiş ve kaleyi sulh ile almıştı. Fatih Mahmut Paşa'nın krala söz verdiği için kendisini öldürmek istememişti. Ancak Kral Stefan'ın yaptıkları şeyler affedilmeyecek kadar büyüktü. Müslüman ahaliyi öldürmüş, Osmanlı düşmanları ile ittifak yapmış, Ağaçhisar'ı yakmış ve Turhanoğlu'na saldırmıştı. Geçmişte de Semendire'nin fethine bir süre engel olmuştu. Bu sebepten Fatih din alimi Ali Bistami'den kralın öldürülmesi için fetva istedi. Alınan fetvanın ardından Stefan idam edildi. Bosna bir sancak haline getirildi ve başına Minnet oğlu Ali Bey atandı. Kralın ölmesiyle Turhanoğlu Ömer Bey ve Mahmut Paşa Kuzey Bosna'nın tamamını ele geçirirken Fatih de kendi askerleriyle Hersek ve Karadağ'a girdi. 1463 yılında Bosna'nın fethi tamamlandı. İstanbul'un fethinden bu yana 10 yıl geçmiş, Fatih Sultan Mehmet 30'lu yaşlarının başında seferlerinde büyük zaferler kazanmış, Bizans, Mora, Sırbistan, Trabzon, Candaroğulları Bosna'yı topraklarına katmış, Ege adalarında fetihler yapmış, Eflak'ı himaye altına almış, Ceneviz kolonilerine sahip olmuş, muzaffer bir komutandı ve dünyanın bir numaralı devleti Osmanlılar olmuştu. Venedik ile 1454 yılından beri barış ve ticaret devam ediyordu. Ancak Fatih'in gücü artık tüm Avrupa'yı tehdit ediyor ve birleşmelerine olanak sağlıyordu. Son olarak Bosna'nın fethi de Avrupa'da Osmanlı korkusunu başlattı. Venedik Osmanlı'ya bizzat savaş ilan etti. Papa'nın başını çektiği Venedik, Papalık, Macaristan, İskender Bey başta olmak üzere doğuda Karamanoğulları ve Akkoyunlular ile ittifak tesis edildi. Artık Avrupalılar Türklerin önüne geçmek istiyorlardı.
Aksi halde Roma'da Osmanlı bayrakları dalgalanmak üzereydi.